Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler ve kıymetli izleyenler, bir özgün rehberlik programıyla daha karşınızdayız. Bu hafta inşallah hocamızla birlikte bilgiyi toparlamak üzerine konuşacağız. Malumunuz olduğu üzere sınava yani sayılı günler kaldı, az bir süre kaldı. Yoğun bir öğrenci kardeşlerimiz yoğun bir bilgilenme sürecinden geçtiler. İnşallah bu hafta bu dağınık bilginin nasıl toplayabiliriz? Yani bilgiyi nasıl sistematize edebiliriz? Bu hususlar üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bu hafta bilgiyi toparlamak üzerine konuşalım dedik. Malumunuzdur yoğun bir süreçteler kardeşlerimiz. Bayağı bir işte dershanedir, okuldur. Yoğun bir bilgi topladılar. Peki hocam yani bu sınava az bir sürede bu bilgiyi sistematize etme ve bu bilgiyi toparlamak için siz kardeşlerimize ne tavsiyelerde bulunursunuz? Şimdi sınav henüz gelip çatmadan, henüz makul bir süre kala, bir 45 gün, 2 ay gibi bir süre kala bilgileri mutlaka toparlamak gerekiyor. Yani burada bir muhasebe yapmak gerekiyor. Biz şimdiye kadar hani hep ifade ettik, bizim işlerimizin esasında şu vardır, yani bir niyet vardır bizde ki planlamayı ifade eder. Peşinden bir amel vardır. Sonra peşinden ne vardır? Muhasebe vardır. Şimdi sınavla ilgili çalışmanın muhasebesi veya batılıların PUKO yöntemiyle yani işte planla, uygula, kontrol et dönemi sınavda yapılmaz. Muhasebe sınavdan 45 gün, 2 ay önce yapılır. Bizim şimdi o muhasebeyi, o değerlendirmeyi yapmamız lazım. Ben neredeyim? Hangi noktaya geldim, ne eksiğim var, bundan sonra nereyi tamamlamam lazım ve olmayan, bugüne kadar yapmadığım işlerden hangisini yapmam lazım diye bizim sınava 45 gün, 2 ay kala daha bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Onun için öğrenciler şu anda tam olarak bir şey dönemindeler, bir muhasebe dönemindeler. Bir değerlendirme dönemindeler. Bu değerlendirmeden sonra şunların yapılması gerekiyor. Birincisi eksik konuların tamamlanması. Gerek o güne kadar işlenmemiş, gerek zamansal olarak üzerinden zamansal olarak geride kalmış ama halledilememiş konular, bunların bir kere tamamlanması lazım. Eksik konuların tamamlanması şart. İkincisi pekiştirilmemiş konular olabilir. Bu pekiştirilmemiş konuların bir pekiştirilmesi gerekiyor. Ama şu ikisinden de çok daha önemli, bilgilerin işlek hale getirilmesi gerekiyor. Bilgilerin işler hale getirilmesi gerekiyor. Şimdi ne kadar çok bilgi toplarsanız toplayın, bunu siz dağınık olarak tuttuğunuzda, bu bilgileri dağınık olarak tuttuğunuzda, bunları böyle bir araya getirip bulundurduğunuzda bu soru çözme kabiliyetine yetişmeyebiliyor. Siz Osmanlılarla ilgili nice şey bilirsiniz, Selçuklularla ilgili nice şey bilirsiniz ama o bilgiler o kadar bir dağınık durur ki, o kadar birbirinden kopuk kalır ki bu iş görmez. Tabiri caizse böyle bir yani ne diyelim, bir arabanın parçaları gibi düşünelim. Bir sürü parça bulmuşsunuz, tekerlekleri bulmuşsunuz, kaportayı bulmuşsunuz, koltuklar var, direksiyonunuz var. Lakin bunlar montajı tam yapılmamış. Bizim bilginin toparlanmasından kastımız bu bilgilerin montajının yapılmasıdır. Ta ki bu araç yürüsün diye. Evet. Bunun için bilgilerin gözden geçirilmesi gerekiyor. Aradaki o kopuk yerlerin, o bağlantıların bir sağlanması gerekiyor. Bütünlüğün oluşturulması gerekiyor ki bizim aracımız yürüsün. Aksi halde şöyle diyoruz, ne büyük sermayem var. Ben işte en lüks aracın parçalarından bulmuşum, bir araya getirmişim. Lakin bunlar monte edilmemiş. Evet. Onun için bundan sonraki süreç öğrenci için
bilgilerin monte edilmesidir. Evet, arada bazı eksikler olabilir. Bu arabanın farı olmayabilir. Ama bu arabanın bilmem egzozu henüz tedarik edilmemiş olabilir. Fakat ben farı bulacağım, egzozu bulacağım deyip sınava kadar gitmek ve son monte işlemlerini yapmamak öğrenciyi perişan ediyor. Bunun için öğrenci bilgileri monte ettiği ölçüde sınavda başarılı oluyor. Onun için ne yapması lazım? Bu farla, egzozla uğraşacak ama zamanını tamamını onlara vermeyecek. Oturup şu anda bir şöyle bir montaj işlemlerini bir bitirecek. Bu esnada egzozu da farı da bulacak. Gerekirse arabayı test etmeden önceki son gün bunları takacak. Hiçbir problem olmaz. O araba onlarla beraber yürür. Kimi parçalar var ki onlarsız da yürür. Bazen arka kapıyı bile eksik taksanız bu araba yürür. Ama bu arabanın hiç yürümemesi hali. Yani öğrencimiz doluyor, doluyor, doluyor. Sözel derslerde de bu böyle, sayısalda da böyle. Çok şeyi biriktiriyor. Fakat montaj işlemini iyi yapmadığı için, yani toparlama işlemini iyi yapmadığı için tam son günlerde bizim kardeşimiz, ya ben çok şey biliyorum fakat önüme denemeyi koyduğum zaman benim bu bilgilerimle bilmem 100 net yapmam lazım, 60 nette takılıp kalıyorum. Takılıp kalırsın çünkü sen montajı iyi yapmamışsın, bunun üzerine çalışmamışsın. Onun için biz öğrencilerimize senenin bu vaktinde diyoruz ki bu montaj dönemidir. Bulduğunuz parçaları şöyle bir bütünleştirin. Aradaki kopuk bağları bir giderin. Eksik parçaları sonra giderirsiniz. Evet. Farkındaysanız bir eksiklerin giderilmesi dedim. Bilgilerin pekiştirilmesi dedim. Bunlar lazım dedim ama ağırlığı nereye verdim senin bu vakti için? Ağırlığı montaja verdim. Bilgilerin bütünleştirilmesi, işler haline getirilmesine verdim. Planlı bir çalışma böyle olur. Evet. Peki hocam, bu dağınık olan bilgiyi hani toplamak için hani kardeşlerimiz ne yapsınlar? Hani özet metinler mi okusunlar, yoksa tekrardan konu anlatımı çalışsınlar, sorumu çözsünler? Hani bu anlamda ne tavsiye edersiniz? Bir kere değerlendirme tarama testleri veya denemelerden belli olur. Oturacak, tarama çözecek, bütün konuları kapsayan taramalar çözecek veya deneme sınavları çözecek ve netice edecek ki şuralardaki montaj işlemleri tamamlanmamış. Net tespit yapacak. Bu montajın değişik sebepleri vardır. Bazı konular var ki hiç öğrenmemiş. Bak diyor ki yok, sıfır, yani akılda kalmamış. Onu bir kenara yazacak. Bazı konular var ki sadece pekiştirilmesi gerekiyor. Bazı konular var ki gözden çıkarması gerekiyor. Fazla vidalar denir ya. Ona göre bazı konular var ki o bugünden sonra onu kurtarması artık mümkün değil. Oturup çalışıp sınava kadar bu konuyu getirmesi mümkün değil. O halde ne yapacak? Bir, eksik konularla ilgili konu anlatımına çalışacak. Vaktimiz müsait, 45 gün, 2 ay konu anlatımına çalışacak. Yapamıyorsa öğretmene gidecek, arkadaşlarından destek alacak. Bizim bahsettiğimiz bütün çalışma tekniklerini o eksik konunun tedariğine verecek. İkincisi, pekiştirilmesi gereken konular var. Konu anlatımını şöyle bir yüzeysel okuması, özetini okuması, konuyla alakalı birkaç test çözmesi buna yetecek. Hafif unuttuğu hususlar var. Buna çok paniklemeyecek. Bundan sonra zaten deneme sınavları çözecek. Testler çözecek. Onlar kendi kendine hal olur. Ama sınava 15 gün kala bizim bu son toparlamayı yapmamız gerekiyor. Sınava 15 gün kala bakacak ne var ne yok diye. Fakat şu an yapması gereken bazı konuları zamana bırakmasıdır. Bunlar pekişir. 45 gün, 2 aylık çok deneme sınavı oluyor çocuklar. Çok test çözüyorlar. Bunları pekiştirilir. O halde burada mühim olan, varsa arada eksik kaçan konuların yapılması, halledilmesi ve pekiştirilmesi gereken konuların mutlaka aradan çıkarılması. Konu bilindiği halde, öğrenildiği halde soruya yansımıyorsa oturup o konuyla alakalı bol ama bol bol soru çözecek ve çözemediği her soruyu gerekirse öğretmene götürecek. Anladığı halde öğretmene götürecek kimi zaman. Evet.
Ya 20 soru çözememiş. Hocam diyor ben baktım ve çözebiliyorum zaten. Yok, bu doğru bir yol değil. Sen bu 20 sorudan hiç olmasa 10 tanesi şöyle hocaya usulen götürmelisin. Çünkü hoca sana o 10 soruyu anlatırken senin göremediğin eksiğini bulacak. Onun için ben bildim, ben anladım. Yani ilim şöyle hoş bir şeydir. Kibir kabul etmez, daha önce de ifade ettik. Kinsi ne kabul etmez? Ürkeklik kabul etmez. Ben biliyorum mu? Ben biliyorum diyen çarpılır. Ben öğrenemiyorum diyen de çarpılır. İkisi için de netice aynıdır. Onun için hem kanatları indireceksin, bir hocanın huzuruna gideceksin, ona soru sorma tevazusunda bulunacaksın. Hem de bu arada ben öğreniyorum diyebileceksin. Orta yol. Bu vasat yol sırat-ı müstakimdir. İnsanı hedefe götürür. Bütün mesele bunu yakalayabilmektir. Ben hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir şeyden anlamıyorum tavrı. Yanlış bir tavır. Ben her şeyi biliyorum tavrı da yanlış bir tavır. Biz orta yolu Allah'ın izniyle yakalayacağız. Hocanın huzuruna gideceğiz. 20 soru çözememişsek en az 10 soruyu velev kitaplarımıza baktığımızda anlamışsak bile hocaya gitmemizde fayda var. Onun için esasen bugünler bu toparlama sürecinin başlangıç noktası hocalara gidiş olmalıdır. Hoca ile sıkı bir temas hali. Yok bulamıyorsak, hoca bulamıyorsak bilen arkadaşlarla temas hali, 15 dakikalık bir ders anlatımı senenin bu vaktinde bir öğrenci için 1,5 saatlik bir çalışmadan, hatta 5,5 saatlik bir çalışmadan daha kıymetli olabilir. Ben o toparlama derslerine girdim. Çoğu zaman 6 gün yapıyorduk. Sadece 6 gün. Günde 5 saat. Toplam ne yapıyor? 30 saat. Öğrenci son gün gelmiyordu, geriye kalıyordu. 25 saat. O 25 saatlik programa katılan zayıf öğrencimiz, o programa katılmayan iyi öğrencimizden daha başarılı oluyordu. Öğrencimiz diyordu ki, hocam ben evde oturacağım, ben bunu evde halledeceğim. Evde içeri kapanıp hem zaten bir boğuluyordu, o boğulmada bazı bilgileri unutturuyor insana. Temiz havadan yoksun kalıyordu. Hem çözemeyeceği meseleyi kendi kendine çözüyordu. Çözmeye çalışıyordu. Hem kendi eksiğini görememe gibi bir problemle yüze kalıyordu. Halbuki 5 gün boyunca gelip bizi dinlediğinde, 25 saat bizi dinlediğinde, hocam sene içinde öğrenemediklerimi de öğrendim, öğrendiklerimi pekiştirdim deyip sınava giren öğrenci inanılmaz sonuçlar alıyordu. Onun için toparlanma sürecini şöyle tarif edebilirim ben öğrenci açısından. Bir kalenin tam böyle bir surun son noktalarına doğru tırmanmışsınız artık. Ha gayret, bir destek, bir gayret, kalenin üzerine çıkacaksınız. Surun üzerine çıkıp fethi tamamlayacaksınız. Eğer o bir gayret, bir destek olmazsa orada çakılıp kalabilirsiniz. Kişi ne kadar yüksekten düşüyorsa o kadar daha kötü parçalanır. Oradan düşen fena parçalanıyor. Bir sonraki yıla da yansıyor o noktadaki başarısızlık. Ya geçen sene çok çalıştım, çok uğraştım, çok didindim, elde edemedim, bu yıl mı kazanacağım diyor. O noktadan düşen biri. Dolayısıyla onun düşmesiyle surun böyle hani düşüldüğü zaman parçalama ihtimali, ölme ihtimali olmayan noktalardaki düşüş birbirinden çok farklıdır. Evet hocam. Bu doğrusu hocam. Bazen ben hani kendim de yaşadım. Şimdi yıl içerisinde konuların çok ayrıntısına giriliyor. Örneğin bilgi hani ders bir bütündür. Hı hı. Ama o dersin işte müstakil konuları var. O konular detaya girildikçe hani o bilgi geliyor, bilgiyi biliyoruz. Ama hani o en son onu toparlayamadığımız için hani o üstten bir bakış açısıyla o bilginin tamamına hakim olunmadığında o bilgi pek de işlevsel olmuyor. Yani o bahsettiğiniz o toparlama sürecinde hani örnek olması mahiyetinde hocam ben hukuk fakültesinde bizde de idari hukuku dersi var. Hı hı. Ben onun finalde verememiştim. Bütünlemesinde hoca toparlama dersi mahiyetinde birkaç ders yaptı. Doğrusu yıl içerisinde ben o öğrenemediğim bilgi vardı ama bir türlü hani tam olarak ne biliyorum, ne cevap vereceğim, hangi soruya ne cevap vereceğim bilemiyordum. Hı hı. Hoca 4-5 saatlik bir toparlama dersinde yıl içerisinde anlattığı bütün konuların
önemli hususlarını birbiriyle ilişkilendirerek bize anlattı ve biz o dersi gayet iyi anladık ve bütünlemesine de geçebildik. Yani o açıdan bu hani o bilgileri toparlama ve burada bir rehbere de ihtiyaç var değil mi hocam? Kesinlikle anlattığım esasen odur. Hoca ile çok dedim temas dönemidir. Yani en büyük şeyi bu esasen. Çok temas. Yoksa bu işi iyi bilen bir arkadaşla. Şimdi bu derslerin bir usulleri var, bir furuları var. Yani bir esasları var, bir ayrıntıları vardır. İkisi de birbiri kadar kıymetlidir. Bazı sorular usulden gelir, bazı sorular furudan gelir. Yani bazıları esastan gelir, bazıları ayrıntıdan gelir. Siz yıl içerisinde usulle furuğu bir arada öğreniyorsunuz. Esasla ayrıntıyı bir arada öğreniyorsunuz. Ve birbirine karışmaya başlıyor. Ama hocanın o toparlanma derslerinde zaten sizde usul var, kök var. Bir kere oluşmuş. Dolayısıyla sizin sene başında anlayamadığınız ayrıntıyı sene sonunda anlama kabiliyetiniz yükseliyor, artıyor. Hoca sene sonunda o ayrıntıları hatırlatıp soru eşliğinde şöyle bir hatırlatıp size öğretmeye çalıştığında siz hemen bir kapı veriyorsunuz ve sonucu elde ediyorsunuz. Bizde mesela bir sözcükte yapı diye bir bölüm var Türkçe'de. Şimdi sözcükte yapı Türkçenin esasıdır. Diğer diller için de böyle. Mesela Arapçada izi kitabı gibi. Kelimeyi yapısal açıdan inceler. Kök ve ekleriyle inceler. Fakat kelimeyi kök ve ekleriyle inceleyebilmek için ses bilgisini bilmek lazım. Tamam, ses bilgisini önce hocalar öğretiyor, sonra sözcükte yapıyor, öğretiyor. Fakat yetmez. Kipleri bilmesi lazım. Bununla beraber haleklerini bilmesi lazım. Bununla beraber iyelik ekini bilmesi gerekir. Tamlama eklerini bilmesi gerekiyor. Fiilimsi eklerini bilmesi gerekiyor. Sene başında öğrenci bunların hiçbirini bilmiyor. Ama bizim bu esasen kipi, bilmem çatıyı, fiilimsiyi öğretebilmemiz de yine şeyi gerektiriyor. Sözcükte yapıyı gerektiriyor. Dolayısıyla hangisini hangisinden önce öğreteyim diye bir sürü sıkıntı yaşıyorsunuz. Sene sonuna bıraksanız öğrenci yıl boyunca bir konuda eksik kalıyor. Sene başında alsanız bu işin ayrıntılarını siz bırakmak zorunda olursunuz. Şimdi bazen acemi öğretmenler yükleniyorlar. Acemi öğrenci de kimi zaman yükleniyor ama olmuyor. Sene başında bu konunun esaslarını öğretip, yıl içinde bunları tamamlayıp, sene sonunda toparlamanız lazım. Bu bütün konular arasında bağlantı kurmak. Bağlantı kurmanız lazım. Yani daha önce diyordunuz ki, kip eki, çekim ekidir. Sözcüğün yapısını değiştirmez. Şimdi öğrenci zaten kip ekini bilmediği için, onun için bir şey ifade etmiyordu. Orada kökü öğrettiniz, yapıyı az çok ona çaktırdınız, hafif şöyle bir ana dallarıyla. Sonra kipeklerini işlediniz, sene sonu toparlamasına geldik. Toparlamaya geldiğimizde dediniz ki arkadaşlar, kipeki sözcüğün yapısını değiştirmez. Sizin kipeklerini artık tahtaya yazmanıza gerek yok. Öğrenci zaten durduruyor. Hocam ben kipeklerini biliyorum. Şimdi ben kipeklerini şimdi anladım. Kipeklerini çekim eki sayacağım değil mi? Tamam, çekim eki sayacağım. Bitti bu konu. Arkadaşlar çatı ekleri Türkçe'de yapım eklerinden kabul edilir. Kelimenin yapısını değiştirir. Hocam ben çatı eklerini zaten biliyorum diyor. Fiilimsi eklerini zaten biliyorum. Şimdi oldu diyor, bütünleşti diyor. Ondan sonra önüne bir testi koyuyorsunuz ki kimi acemi öğretmenlerin dahi çözemedikleri testlerdir bunlar. Zor konu hakikaten. Bakın tıkır tıkır çözmeye başlıyor. Şimdi bu dersi görmeyen bir öğrenci sözcükte yapının ağırlığı altında şeye gittiğinde, sınava gittiğinde şaşırıp kalıyor. Sözcükte yapı sorusu çıkar çıkmaz hocam diyor. Bir kere bakınca diyor ürktüm. Aslında çok basit bir soru. Yani kök sorulmuş. Bunu ilkokul 2. sınıf öğrencisi çözer. Ama çözememiş. Sırf sözcükte yapı sorusu olduğu için çözememiş. Konudan korkmuş, ürkmüş. Zira sene başında konunun o ağırlığı altında sene sonunda bununla ilgili bir toparlama yapılmamış. Denmemiş ki bak sene başında bundan korktun ama biz epey merdiven dayadık bu süre. Sen bu merdivenlerinle rahatlıkla bu tepeye çıkabiliyorsun. Bak mesele bu denmemiş. Bunun için toparlama son derece kıymetlidir. Israrla ifade ediyorum. Toparlama zamanı, ikinci toparlama zamanı son 15 gündür. Bu birinci toparlamayı yapmayanlar ikinci toparlamadan istedikleri verimi elde edemezler. Birinci toparlama dönemindeyiz tam olarak. Eskiden ÖSS bu dönemde yapılırdı. Sınav hani iki aşamalı. Birinci sınav,
Şimdiki genel yetenek sınavı dediğimiz sınav Nisan ayında yapılırdı. Dolayısıyla temel bilgilerin sınandığı aydı bu ay. Arada iki ay mesafe vardı. Arada iki, sonra biz ayrıntılar sınavı olan alan bilgisi sınavına geçerdik. Bunun için şu an tam olarak, mevsim olarak şey dönemidir. Birinci toparlama dönemidir. Bu toparlama döneminin, bu toparlamanın yapılması şart. Bunu yapan son 15 gündeki toparlamadan istifade eder ve amacına ulaşır. Çalışmak planlı bir eylemdir. Gelişi güzel bir şey değil. Başarı da bir şans falan değildir. Unutmayın. Hocam süre olarak da herhalde bir dakikamız kaldı. Hani son olarak öğrenci kardeşlerimize bu konu hakkında ne tavsiyelerde bulunursunuz? Esasen söyleyeceklerimi söyledim. Biz bilgilerimizi senenin bu vaktinde toparlayacağız. Yani eksik bilgilerimizi tamamlayacağız, tamam. Var olan bilgileri pekiştireceğiz ama asıl bilgiler arasındaki bağlantıyı kurmak için bol taramalar, denemeler çözerek konu bütünlüğünü sağlayacağız. Bu konu bütünlüğüyle alakalı olarak çokça hocalarımıza gidip geleceğiz. En iyi toparlanma hocayla yapılır. Test çözeceğiz ve hocaya gideceğiz. Test çözeceğiz ve hocaya gideceğiz. Test çözeceğiz ve yine hocaya gideceğiz. Bu gel gitlerimiz bizi yükseltir inşallah. Allah. Biraz gayret, biraz destek diyorum senin bu vaktinde başarılı olmak için. Allah razı olsun. Cümlemizden. Verdiğiniz bu kıymetli bilgilerden dolayı. Muhterem izleyenler, süremizin sonuna doğru geldik. Bu hafta bilgiyi toparlamak hususuna değindik. Sınava yaklaşık bir 45 günlük bir süre kalmış. Bu süre içerisinde öğrenci kardeşlerimize şunu diyoruz. Bu zamana kadar öğrendiğiniz bilgiler arasında işte bağlantı kurma, o bilgiyi sınava işte işlevsel hale gelecek şekilde toplamalarını, toparlamalarını biz tavsiye ediyoruz. Bir sonraki hafta karşınızda olmak üzere. Allah'a emanet olun.